Altüst olmak ve can havliyle karar vermek bana hep çok şey kazandırdı. Zorluklar da bana çok şey kazandırdı. Çok dramatik bir çocukluğum yok. Çok acayip yerlerden gelip ismim neonların en tepesinde yazsın diye falan öyle bir hayal mayal de etmedim. 20 sene evli kalmış ve anlaşamayan bir anne babanın çocuğuyum ben. Anneme dedim ki, anne neden 20 sene evli kaldın? Ya o kadar başka bir adam, ağzı laf yapan, becerikli, yemeği, içmeyi, gezmeyi seven bir babam var benim. Öyle çok yakışıklı böyle ama çok gezen tozan da bir adam. Annem de böyle karnıyarık, cacık, Ayşe kadın fasulye. Öyle mutlu, klasik bir ev kadını, hiç çalışmamış. Neden 20 sene evli kaldın? Kadının 20 senesi çılık bir çocuklarım için evli kaldım. Gidecek bir yerim yoktu dedi. Bir anneannelere giderdik, bir dayınlara giderdik, bir teyzenlere giderdik. Giderdik hakikaten. İlkokul 5 sene, 5 ayrı ilkokulda okudum ben ilkokulu. Ha bir de bir yerlere giderdik biz annemle babam küsünce. Barıştırırlardı. Sonra yine eve gelirdik. Öyle bir şiddete ya da kötü bir şeye şahit olmadım ama mutsuz bir evliliğin kokusu sindi üzerime. Bir de şu sindi üzerime. Gidecek bir yerim yoktu. Bir evim yoktu. Gidiyordum, dönüyordum. Güçlü kadın olmayı belki buradan ezberletti hayat bana. Babam da hep erken kalk hızlı yürü derdi. Ya niye erken kalk hızlı yürü? Erken kalk hızlı yürü. Erken kalktım ve hızlı yürüdüm hep. Hep önden gitmeye çalıştım. Ama benden başarılı olan insanların canını yakmadan yapmaya çalıştım bunu. Ve benden başarılı olan insanları hep dikkatle, özenle ve saygıyla dinledim yahu. Niye dinlemeyi bilmiyoruz biz? Yapmışsa yapmış. O birinin canını yakmak istiyorsak, ki yakmayalım, niye can yakıyoruz? Daha başarılı olarak yapalım. Onun yaptıklarını daha da güzelini yapmaya çalışarak yapalım. Onu oradan aşağı indirmek beni daha başarılı kılmayacak ki. Arkadaşlarım bana diyorlar ki, ya sen ekrana çıktığında niye kendin gibi olmuyorsun? Benle konuşur gibi ol. Rahat ol. Tabii sen memleketin dayağını yemiyorsun ki, sen ringe çıkmıyorsun ki, senin canına okumuyorlar ki sağlı sollu. Haftanın 3 günü alt üst oluyorum ben. 26 senedir bu işi yapıyorum. Beni alt üst etmekten yorulmadılar. Ben nasır tuttum ve alt üst olmayı reddediyorum artık gerçekten. Bu bir yaşam şekli haline dönüştüğü zaman, eğer ben saldırılara savunmayla cevap verseydim, hiçbir iş yapamaz hale gelirdim. Benim sahneye çıktığımda yaptığım iş, türevleri, benzerleri, rakipleri olabilir. Ama bu meslek öyle bir meslek ki, ringe çıktığınızda dayak yemeye hazır olmalısınız. Bunun sebebini anlamam gerçekten çok uzun yıllar sürdü. Bir insan bir şeyi iyi yapıyorsa, biraz da farklı olmak için çaba sarf ediyorsa ve kendini geliştirmek için yollar arıyorsa, ben böyle antenleri açık bir tipimdir, bayılırım öğrenmeye. Birisi farklı bir şey mi yapıyor, oraya gider onu sorarım, başka şeyler araştırırım, biyografiler okurum. Ne yapmış da daha farklı ve iyi hissetmiş kendini? Bunu herkes yapıyor, ben nasıl yapabilirim diye. Kendi çapımda kendimce araştırmayı sevdiğim için hep önümü tıkamak istediler. Bunun yolunu 10-15 sene önce araştırma yaptırarak buldum. Bir kalitatif araştırmada, fokus grup araştırmasında aynalı odanın arkasında buldum kendimi. Ve bir grup insan Gülben Ergen'le ilgili konuşuyor. Seven var, sevmeyen var, ev kadını var, öğrenci var, çalışanlar var. Ayrı ayrı gruplar. Aynalı camın arkasında dinliyorum. Bir tanesi diyor ki, ben onu dizilerden severim, çok tatlı bir kızdır. Öbürü diyor ki, ya bunlar mankenlikten gelme, ne olacak sahneye çıksa, iki tane şarkı söylüyorlar, buluyorlar parayı. Öbürü diyor ki, yok o da o mankenlikten gelmedi, dansözlükten geldi diyor. Öbürü diyor ki, bunların para için yapmayacağı hiçbir şey yok. Aa, herkes başka başka şeyler düşünüyor. Kendim gibi olmakla nasıl algılandığım arasında geçen yol vakit kaybı. Sahip olduğum şöhreti, beğeni, tanınma, ün, sevgi, ne derseniz deyin. Faydalı işlere kullanmak için kendime bir yol biçtim. Ama bunu çok erken yaşlarda biçtim.
bir dernek başkanı olmadan önce ve o derneği kurmadan önce uzun yıllar Türkan Sayran'la çalıştım mesela. Baba beni okula gönder kampanyası, haydi kızlar okula kampanyası. Bunlarda uzun yıllar çalıştım ama oralarda çalışırken öğrendiğim çok şey vardı. Hayatın gerçekleriyle sahneye çıktığın zamanki gerçekler aynı değil. Sokağa çık, insanların içine gir. Mesela yıllar sonra bana Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek Ekin'de röportajlar yapmam teklif edildiğinde detoks botoks merkezlerinde de röportaj yapabilirdim ve İstanbul'da işimi bitirdim. Çok daha kolay olurdu. Haftada bir gün yazılarımı teslim ediyordum. Tunceli'ye giden var mı içinizde? Çemişgeze'ye gittim ben. Orada kahraman bir çocuk tanıdım. Çok enteresandı gerçekten. Çoban Mahir. Mahir müthiş bir çocuk. Robert Koleji burslu kazanıyor. Çemişgezek'te çobanlık yaparken. Mersin'e gittim, Ümmüye Koçak'la tanıştım. Müthiş bir kadın. Bütün Mersin'deki köyünde yaşayan kadınları kaldırmış, hepsine tiyatro eğitimi veriyor, tiyatrolar kuruyor, Mersin'de tiyatro yönetmenliği yapıyor, Ronaldo'nun yönetmenliğini yapıyor. Acayip bir kadın. Erzurum'da Ömer öğretmeni tanıdım. Köy köy dolaşıp bütün köy okullarına ve çocuklara yardım ediyor. Bunlar benim yaşamımın hep kahramanları oldular. Hep hırslı dediler bana. Ne hırslı kadın. Yo, bana sorsanız ben kendimi azimli olarak tanımlarım. Oyunculuk anlamında yetenekliydim. Ama çalışmam gerekiyordu ses anlamında. Öyle bir 4 oktav, 3 oktav kocaman bir sesim yok benim. Çok çalıştım. Yetenekle çalışmak bir arada olduğu zaman güzel köpürüyor. Çalışmazsanız yeteneğiniz hiçbir işe yaramıyor. Eleştirileri, o sert eleştirileri, sizi aşağıya çekmek isteyen eleştirileri dikkate alırsanız onlardan başka yapacak hiçbir şey yok. Peki eleştiri nedir? Eleştiri içinde bir çözüm, bir öneri, bir fikir taşıyan şeyin ismi eleştiridir. Eleştiri, eleştiriyi yapan insanın şahsi husumetlerini, kendi yapamadıklarını ve hayatla olan intikamını içeriyorsa eğer, dediydi, demediydi, dedikoduydu, bundan ileri gitmiyor. Kapayın kulaklarınızı bence. Ben kapıyorum. Hiçbirini mi duymuyorum? Hayır. Eğer sosyal medyada benimle ilgili yazılan, çizilenleri ciddiye alsaydık eğer, beni öldürdüler, gömdüler, kırkım çıktı ruhuma el Fatiha. Öldüm ben, yok öyle bir şey. Çıkın sokağa, gidin Anadolu'ya, her yerini karış karış dolaşın. Böyle bir gerçek yok. Böyle bir zorbalık da yok. Canımızı okuyorlar. Hiçbir zaman şiddeti iletişim dili olarak kullanmadım, seçmedim, seçmeyeceğim de. O yüzden dedim kin tutmuyorum, avukat tutuyorum diye. Bazen insan çok komik savunular yapabiliyor gerçekten. Kim tutmayın, avukat tutun. Hangisine cevap vereceğim? 15 kişi konuşurken, hepsi bir yandan konuşurken nasıl savunabilirim ki ben kendimi? Ayrıca ben neden savunuyorum kendimi? Kime hesap veriyorum ben? Niye hesap veriyorum ben? Yıllar önce kızgın yine böyle bir röportaj verirken demişim ki kafamda da böyle 2 tane kukulata. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Sen kimsin, sana da bir şey olmaz. Kesseler kanım akıyor, çimcirince de canım acıyor işte. Bence unutmayalım ki çalışana ve üretene hiçbir şey olmaz. Bana olabilir. Çalışan, üreten bir kadınım. Ayaklarımın üzerinde duran bir kadınım. Arzu ettiğim hayatı yaşıyorum. Çok mutlu bir evlilik yaptım. Çok da mutlu bir şekilde boşandım. Kim karar verdi buna? Ben karar verdim. Annem karar verememişti. Annem çalışmıyordu ve başarılı değildi ve gidecek yeri yoktu. Benim vardı. Can havliyle verdiğim kararlardan birisi de ikizlerim çok erken doğdular. 7 aylık doğdular. 2,5 ay yoğun bakımda kaldık. Ölümle yaşamın bu kadar yakın olduğunu, entübe denen kelimenin ne anlama geldiğini yoğun bakımda yaşadım. Kalbi durmak ve tekrar kalbinin çalışması. O kadar kısa bir süre ki o. Ben hastanede 2,5 ay boyunca bunları yaşarken
Bilge Köyü'nde, Mardin'de Bilge Köyü'nde katliam oldu. Var mı hatırlayanlarınız? Çok 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 acı bir cinayetti. Namussuzun teki namus cinayeti işlemişti. Kalktım Bilge Köyü'ne gittim. Mardin'de Bilge Köyü'nü ziyaret ettim. Sabah gittim, akşam döndüm. Döndüğümde o kadar bir şey yapmam gerektiğini hissediyordum ki ne yapmam gerekiyor? Çikolata götürmek değil, mont almak değil, ayakkabı almak değil. Kaldı ki bunlar da çok önemli, bunlar da yapılmalı. Ama bir kök salmak istedim, toprağa bir kök salmak istedim. Kalıcı bir iyilik yapmak istedim. Bir seneye yakın düşündüm, araştırdım, ne yapabilirim, ne yapabilirim. Selülitleri var, bunalıma girdi. Selülitleriyle yakaladık. Selülitlerim var ama bunalıma girmedim. Külben Ergen'in bittiği an. Bitmedim, çalışıyorum ve üretiyorum çünkü. Ama selülitlerimle değil de başka bir konuyla o kadar büyük yer alamadı. 40 tane anaokulu açtık. Pardon, 39 tane açtık. 40.'yı da Nisan ayında açacağız. Anaokulları ve Çocuklar Gülsün diye derneğini kurmam, yoluma konan taşları size burada 18 dakikaya sığdırıp anlatmam mümkün değil. Reklamını yapıyor. Neyin reklamını yapacağım? Benim menajerim bana diyor ki, Gülben, bu kadar çok anaokul açıyorsunuz, çocuklarla fotoğraf koyuyorsunuz, vallahi işlerimiz azaldı. Hiç kimse anaokulu öğretmeni gibi bir kadını sahneye çıkartmak istemiyor. Doğrudur. Ben katkıda bulunmasaydım, arkasından iteklemeseydim, bütün gittiğim televizyon programlarında bir tane de SMS siz atar mısınız? Çocuklar Gülsün diye'den, Rütük'ten iznimiz var, altyazı geçirir misiniz? Oraya gittik, buraya gidiyoruz, Trabzon'a da gitmemiz lazım, Van'a gitmemiz lazım, Adana'ya gitmemiz lazım, Giresun'a gitmemiz lazım. Bu bir mücadele, bu ülkenin kadim değerlerinden birisidir, paylaşmak. Paylaşmayı seviyorum ve insanları ikiye ayırıyorum. İyi insanlar, kötü insanlar. Başka hiçbir insan ayrımım yok. Çocuklar için yaratılan fırsat eşitsizliği beni çok rahatsız ediyor. Dert ediyorum bunu kendime. Kendimi seviyorum, kendimi sayıyorum. Siz de kendinizi sevin, sayın. Önünüze çıkan engellerin hiçbirini dikkate almayın. Yoksa başarılı olamazsınız. Varsaydınız var olur. Yok saydığınız yok olur. Yetenekliyseniz bile çalışmazsanız olmaz. Ben çalışmayı ve iyi bir insan olmayı seçiyorum. Bu yargılamak, bu hesap sormak ülkemizin, toplumun iliklerine işlemiş durumda. Bu bir çözüm değil. Ben hiç soruna odaklanmıyorum. Çözüme odaklanmayı seçiyorum. Siz de çözüm yoluna gidin. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.